Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'miz var. Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, bugün de saat 3'te bir toplantımız var. Bu toplantıda önümüzdeki günlerde bir planımız vardı. Daha önce de ilan ettik. Şöyle planımız, sahil yolunun açılması. Yani şimdi biliyorsunuz sahil yolu Yelken Kulübü ile Özgürlük Parkı arası açıldı. 1.3 kilometre. Bunun uzatılması, sahilin değirmen altına kadar uzatılması 6 kilometreye tamamlanması. 6 kilometrelik bir yol. Daha sonra da tabii Altınova'ya doğru uzatılması yekpare böyle Tekirdağ'ın sahillerinin sahil yoluyla donatılması, insanların rahatlıkla sahile çıkıp dinlenmeleri ne istiyoruz? Hatta Çorlu, Çerkezköy gibi, Kapaklı, Ergene gibi ilçelerin de dinlenme amacıyla buralara gelmesini arzu ediyoruz. Çünkü Tekirdağ bir yekpare bir bütün olarak düşünüyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yaptık, hazırladık. Planı da hazırladık. Şimdi Süleymanpaşa Belediye Başkanımızdan, arkasından Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, arkasından Vali Bey, siyasi partiler, milletvekilleri, Ticaret ve Sanayi Odası gibi kuruluşlarla görüşerek bunu hep beraber Tekirdağ'ın bir planı olarak gündeme getireceğiz. Gündeme geliyor. Talep de var. Biz bunu duyurduğumuz zaman halkta bir heyecan oldu. İyi yapıyorsunuz, doğru yapıyorsunuz, bekliyoruz diye. Biz şöyle de anlıyoruz bunun doğruluğunu. Şimdi 1.3 kilometrelik güzel bir sahil yolumuz oldu. İşte festivalde olsun, cumartesi, pazar akşamları olsun 100 bine yakın insan yığılıyor oraya. Ne gidecekleri kafeler yeterli, ne yürüyeceği yollar yeterli. Dolayısıyla bunu uzatılırsa daha iyi imkanlara kavuşacak, daha çok oturma alanları olacak, kafeler olacak, işte lokantalar olacak sahil boyunca. Yani gerdanlık gibi, biz ona öyle diyoruz, Tekirdağ'ın gerdanlığı oluşacak. Gerdanlık gibi olacak. Sadece Tekirdağ, Süleymanpaşa'da yaşayanlar değil de Çorlu, Çerkezköy dediğim gibi diğer ilçelerimiz de dinlenme amacıyla veya misafiri geldiyse gezdirme amacıyla buraya gelecekler diye düşünüyoruz yani. Bu hafta içerisinde o çalışmaları hızlandıracağız.